Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Direnç üzerinden geçen akımı bulunuz diye sormuşlar. Ix eşittir soru işareti. Kaynak değerleri RMS olarak verilmiştir. Hemen devre şemamızı inceleyelim. İki tane akım kaynağı var. T şeklinde bağlanmış üç tane empedansımız var. Ohmik direnç, endüktif reaktans, kapasitif reaktans. Evet. Şu akımı biliyoruz. Şu akımı bilmiyoruz, bize sormuşlar. Evet. Şu düğüm noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayabiliriz. Sileyim isterseniz. Rengimiz yeşil olsun. A noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayalım. Kirchhoff, current law. Şimdi toplam terk eden akım tabii vektörel olarak eşittir. Toplam gelen akım. Bir düğüm noktasına gelen akımların vektörel toplamı o düğüm noktasını terk eden akımların vektörel toplamı kadardır. Şimdi şurası gelen akım. Bunu gelen akım hanesine yazalım isterseniz veya terk eden akım hanesine yazmak istersek şöyle yapalım. Amper 180 derece. Artı 180 veya eksi 180 olabilir. Evet. Terk eden akım hanesine yazalım. 5 180 derece. Şu da terk ediyor. Artı 10 amper 60 derece. Şu da geliyor. Bu x. Evet. Bu oldu sevgili kardeşlerim. Rengimiz mavi olsun. Bu x eşittir. 5 180 kosinüs 180 derece artı j sinüs 180 derece artı 10 kosinüs 60 derece artı j sinüs 60 derece. Evet. 180 derecelik açının kosinüsünü söyleyeyim. Eksi 1. Sinüsü 0. 60 derecelik açının kosinüsü 0,5. Sinüs 60, 0,866. Evet, hesap makinesiyle yapılabilir. Buradan Ix'in değerini bulalım. Eksi 5 buradan geliyor. Şuradan bir şey gelmiyor. Şuradan artı 5 gelmiş. Şuradan da artı J 8,66 geliyor. Şurada da silelim sevgili kardeşlerim. Rengimiz kırmızı olsun. Bu x eşittir. Reel kısımlar gitti dikkat ettiyseniz. J 8,66 amper olarak bulundu. İsterseniz hemen kutupsala çevirelim. Bu x eşittir. Orijine olan uzaklığı 8,66 amper. Açısı pozitif reel eksenle yaptığı açı 90 derece. J demek 90 derecelik açı demektir. Bu şekilde Ix akım değerini bulduk. Evet. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.